Umuyoruz ki konuşa konuşa bitireceğiz. Dönelim. Şemnem hocamız hazırmış. Konuşmaya başlayalım. Değerli hocam merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba Can Bey, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Ne kadar olabilirse tabii ki bu koşullarda. Maalesef, maalesef hocam. Şimdi dünkü saldırıyla başlamak isterim. 20 suçtan sabıkalı bir saldırgan hemşire Ömür Erez'i katletti. Bugün o noktadaydınız. Saldırıya ilişkin elbette dünden bu yana yaşananlar, ekranlara taşınanlar. Ama en önemlisi siz neler söylemek istersiniz böyle bir meslek örgütünün başkanlık koltuğunda otururken? Şimdi bu saldırının iki yönü var ne yazık ki. Bir, sağlık ortamında gerçekleşmiş ve elini kolunu sallayarak silahla bu sağlık ortamına girebilmiş saldırgan. Hı hı. Dolayısıyla sağlıkta şiddet olarak tanımlayabileceğimiz bir boyut bu. Bir başka boyutu da erkek şiddeti tabii ki. Evet. Ve ne yazık ki her ikisinde de biz etkili soruşturma yürütemediğimiz, etkili önleme mekanizmalarını işletemediğimiz ve koruyamadığımız bu insanlara zarar geldiğinde saldırganları da cezalandırmadığımız koşullarda aynı zamanda bu saldırganlara, şiddet uygulayıcılarına pervasızlıklarını arttırmaları için yol açmış oluyoruz. Kadına şiddetin önlenmesinde en önemli belgelerden biri olan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmiş bir ülkede konuşuyoruz bunu. Bugün sonuçları ortadadır. Biliyorsunuz çekilme kararının ardından hızla kadın cinayetlerinin arttığını, kadına yönelik şiddetin arttığını görmeye başladık. Bedeli budur ne yazık ki. Tabii ki sağlıkta şiddette de benzer bir biçimde. Türk Tabipleri Birliği 2017 yılında bir sağlıkta şiddet tasarısı hazırlamıştı, yasa tasarısı. Ve meclise sunmuştu milletvekilleri. Ancak ne yazık ki hükmün açıklanmasının geri bırakılması gibi bir düzenleme getirildi o da. Ve uygulamalarda da aslında kamu görevlisine karşı işlenen suç nedeniyle yara oranında artırımın yargı mensupları tarafından bilinmediğini, tutuklu yargılama düzenlemesinin bilinmediğini görüyoruz son dönemlerde. Tabii bu olayda değil ama son şiddet olaylarında da gördük. Saldırganlar salıverildiler. Evet. Hatta birinde dönüp tekrar şikayet eden sağlık çalışanına saldırı düzenledi o saldırgan. 20 suçtan sabıkalı birinin silaha bu kadar kolay erişiminde ayrıca ciddi anlamda sorun olduğunu değerlendirmek gerekiyor. Özellikle İçişleri Bakanlığı'nın sorumluluğu var. Aslında bu ölümlerde, bu zararlarda tabii ki etkili önlem almayan, bu sözleşmeleri, düzenlemeleri uygulamayan en baştan en yukarıya kadar herkesin sorumluluğu olduğunu da unutmamak gerekir. Ayrıca kışkırtılmış sağlık talebiyle insanların sağlık çalışanlarına yönlendirildiğini, sağlık çalışanların bu talepler karşılanmadığında sorumlu görüp onlara saldırdığını, saldırmasını kolaylaştığını da bir kez daha hatırlatalım. Bugün de bir doktorumuzla ilgili yargı kararı çıktı. Az önce ekranlara getirdik. Parmaklarına yönelik bir saldırıydı ve mesleği bırakma kararı almıştı. Ben biraz bunun etkileri üzerine de konuşmak isterim değerli hocam. Meslekten dolayı, meslekte yaşanılanlar, bu saldırı, bu şiddet vakaları, bunun dışında mesleki taleplerin karşılanamıyor olması, ne kadar sağlık çalışanımız mesleği bırakıyor ortalama, yurt dışına gidişler konuşuluyor. Türkiye'nin bu utanç gündemini veriler üzerinden de konuşmasını biraz tercih etmek istiyorum. Sizdeki veriler neye işaret ediyor? TTB kaynaklarına göre meslekte şiddet nedeniyle uzaklaşanların bir sayısı var mı? Yurt dışına çıkışlarda son birkaç yıldaki veriler ne anlatıyor? Bunları da duymak istiyoruz. Tabii özellikle meslekten uzaklaşma gerekçeleri arasında şiddet de var. Tek başına şiddet değil, aslında mesleğin genel olarak itibarsızlaştırılması, emeğimizin değersiz kılınmasının da önemli etkileri olduğunu ifade etmek gerekir. Çalışma ortamlarımızın güvenli olmaması, güvenceli çalışmanın ortadan kaldırılmış olması, emeğin karşılığı olmayan ücretlerle çalışmaya zorlanması, insanların ve çok uzun saatler boyunca çalışması, her biri etkili bunda. Ama şunu ifade etmek gerekiyor, özellikle son dönemde
biliyorsunuz geçtiğimiz yıl içinde 9000'e ulaştı istifa eden meslektaşlarımızın sayısı ve yurt dışına gitme talebiyle İHAL belgesi isteyen ve İHAL belgesi düzenlediğimiz meslektaşlarımız da 1405'e ulaştı. 10 yılda 59'dan 1405'e ulaşmış bir rakamdan söz ediyoruz. 9000'e ulaşmış istifadan söz ediyoruz. Şimdi bu yargı kararını siz ifade ederken öldürmeye teşebbüsten verildiğini söylediniz. Evet. Aslında bu öldürmeye teşebbüs değil. Bu bir insanın geleceğinin, umudunun öldürülmesi. Doğru. Bir ölümle sonlanıyor. Çünkü ne yazık ki meslektaşımızı kaybediyoruz. Bu mesleği yapmaktan vazgeçiriyoruz onu bu şiddetle beraber. Bunu da unutmayalım lütfen. O yüzden gerçekten etkili bir şiddet yasasının olması gerekiyor. Cezasızlığa yol açmayacak düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Ve hızla müdahale edilmesi, uzlaştırma çabaları olduğunu görüyoruz biz örneğin. Zaman zaman beyaz kod verdiğinde meslektaşlarımız, bunun uzlaşması olmaz. Uzlaşılacak bir suç değildir bu. Bu insanlığa karşı bir suçtur. Hem hekime, sağlık çalışanına saldırılıyor, hem de orada bekleyen diğer insanların sağlık hakkını ihlal ediyor bu saldırgan, yaşanan sorunla beraber. Bir de Sağlık Sen'in açıklaması. Son olarak bunu sorayım Şebnem Hocam. Sağlık Sen diyor ki 364 saldırgan kayda geçti. 2021 yılında 316 saldırı kurbanı var. Kimi yaşamını verdi, yaşamını yitirdi. Kimi belirli bir uzuv yönünden kalıcı hasar bırakıldı vücudunda. Zaten sağlık koşulları sadece beden üzerinden tarif edilemez. Daha önce de konuştuk. Manevi etkisi çok daha büyük oluyor. Ama 364 saldırgan, 316 saldırı, insan telaffuz ederken dahi ne söyleyeceğini, ne hissedeceğini bilemiyor. Nasıl anlatılır ki bunlar Şebnem Hocam? Bilmiyorum. Şimdi tabii bu çok iyimser bir rakam ne yazık ki. Evet, bu bile dehşet verici. Bu bile dehşet verici. Ama ben şunu söyleyeyim. 2020 verilerine göre 11.928 beyaz kod vermiş sağlık çalışanları. İnanılmaz. 12.000'e ulaşan bir rakam. Biz Sağlık Bakanlığı'nda bu verilerin olduğunu biliyoruz. Ben bu ekrana çıkıp her seferinde aynı şeyi söylüyorum. Evet. Sağlık Bakanlığı'nda veriler var. Bu verileri paylaşın diye. 2020 yılınınkini alabilmiştik biz geçen yıl. Hı hı. 2021 içinde talepte bulunduk. Bakalım alabilecek miyiz? Bakalım. Çünkü çok zorluklarla ulaşmıştık o rakama. Ama şunu söyleyeyim ben. Hani 11.928 çok diye düşündünüz. Ama 2019'da bu rakam 13.000'e aşkın. 2020'de salgın nedeniyle hastanelere başvurular azaldığı için salgın sürecinde bu tür aksaklıkların olması ve yeterince sağlık hizmetine erişim konusunda bundan yararlanmadığı için insanlar %30 civarında düşmüş. Yani 12.000'e varan o rakam aslında düşük bir rakam. Bu yıl ne olacak? Bu kadar fazla ve kamuoyunun gündemine gelen, bakın Sağlık Senin'de ne iyi ki derlediği verilerde aslında çok daha vahim bir tablo olduğunu söylemek mümkün olabilir. Şebnem Hocam çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Sağ olun hocam. Günler. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Profesör Doktor Şebnem Fincan.